Hazırsanız başlayalım mı arkadaşlar? Tamam. Değerli basın emekçileri, bizleri kurumsal hesaplarımızdan izleyen, dinleyen, takip eden değerli yurttaşlarımız. Ülkemiz 2020 yılında çoklu hak ihlallerinin ve bu ihlalleri önlemek ya da ihlali ortadan kaldırmak adına saray iktidarının politika üretmediği, bilakis pandemi nedeniyle artan hak ihlallerini görmezden geldiği Yok sayma politikalarını hayata geçirdiği bir yıl olmuştur. İnsan hakları ihlallerini izlemek, incelemek, önlemek ya da sonuçlarını ortadan kaldırmakla görevli olan kurumlar da üzülerek ifade etmek isterim ki saray iktidarının yolundan gitmiştir. 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin girişiminden sonra, darbe girişiminden sonra ilan edilen 20 Temmuz sivil darbesinin ardından birçok yurttaş görevlerinden ihraç edilmiş, bu görevlerinden ihraç edilenlerin durumunu görüşmek, göreve iade edilip edilmeyeceğine karara bağlamak üzere de o hal komisyonu kurulmuştur. Göreve iade talebi ile komisyona başvuran, yıllardır komisyon kararı bekleyen vatandaşlarımız uğradıkları hak ihlallerini Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizlere bildirmişlerdir. İnsan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tarafıma iletilen bu talepleri görüşmek üzere 8 Ekim 2020 tarihinde o hal işlemlerini inceleme komisyonu başkanı ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmenin üzerinden iki buçuk aydan fazla bir zaman geçmiş 2020 yılının son günlerini yaşadığımız bu saatlerde hala bekleyen 16 binden fazla dosya hakkında bir karar verilmemiş olması nedeniyle komisyon başkanıyla yapılan görüşmeyi kamuoyuyla paylaşmak gerekliliği doğmuştur. Yapılan görüşmede üç ana konu üzerinde gerçekleşmiştir. Bu görüşme barış bildirisine imza atan ve barış akademisyeni olarak ifade edilen e, akademisyenlerin durumu keske bağlı sendikalara üye olup haklarında ihraç edilme gerekçelerine ilişkin hiçbir kovuşturma, soruşturma, dava açılmayan kamu görevlileri ve haklarında beraat ya da takipsizlik kararı verilen kamu görevlilerinin durumu görüşülmüştür. Görüşmede Temmuz 2019 ayında barış akademisyenleri hakkında verilen ifade özgürlüğünün ihlaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının üzerinden bir buçuk yılın geçmiş olması nedeniyle bu dosyaların neden hala karara bağlanmadığı sorumuza verilen yanıt, Barış Akademisyenleri hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararının 16 bin başvuru dosyasında bu akademisyenlere öncelik ayrıcalık tanımadığı, Anayasa Mahkemesi kararının komisyon, komisyonun karar verme sürecini ve kararlarını etkilemediği açıkça ifade edilmiştir. Yani Anayasa Mahkemesi kararının derhal uygulanma zorunluluğu komisyon tarafından yok sayıldığı açıktır. Başkan OHAL inceleme Komisyonu'nun kuruluş kanunu gereği yargı kararları bizi bağlamaz. Komisyon idari karar verir. Mahkemelerden daha geniş araştırma ve soruşturma yapma yetkimiz var. Ve biz bu yetkiyi sonunda da kadar kullanacağız diyerek verdiği yanıt ne hukukla ne yargı bağımsızlığı ile bağdaşması da mümkün değildir. Komisyon başkanının tüm görevi iade talepleriyle ilgili olarak haklarında hiçbir delil bulunmaz ise kurum görüş istenecek ve kurum görüşüne gelen kurum görüşüne göre de görevlerine iade edilip edilmeyeceğine ilişkin karar vereceğiz açıklaması komisyon kararlarında neyin Kimlerin etkili olduğunu, hukuk karşısında haklarının iadesine karar verilen, yargı karşısında aklanan vatandaşların kurum görüşleriyle mahkum edileceklerinin açıkça itirafıdır. Yani o hal komisyonu kararlarında Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcı değil. Mahkeme kararları bağlayıcı değil, savcılık kararları bağlayıcı değil. Bağlayıcı olan kurum ya da kurumlardan alınan görüş. Mahkeme değil, amir görüş. Buradan OHAL Komisyonu başkanına kamuoyu önünde vatandaşlarımız huzurunda soruyorum. Siz kendinizi Yargıtay'dan, Anayasa Mahkemesi'nden daha mı üstün görüyorsunuz? Yargının üstünde, yargıya rağmen karar verecek üst makam mısınız? O nedenle mi Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali karar verilmesinin üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen bilim insanlarını ya da haklarında beraat ya da takipsizlik karar verilen yurttaşlarımızı göreve iade etmemekte direniyorsunuz? Yoksa bir üst aklın onayını almadan kıpırdayamıyor musunuz? Komisyon görev süresi uzamakta, Karar bekleyen 16 binden fazla dosyanın sonuçlanma süresinin de yıllar alacağına ilişkin kaygılar giderek artmaktadır. Çalışma hakkı elinden alınan, yargı önünde suçsuzlukları kanıtlanan, anayasa mahkemesi tarafından hak ihlali karar verilen vatandaşlarımız OHAL komisyonunun insafına bırakılmış durumdadır. Hukuk devletinde komisyonun kararına göre daha haklarını yıllarca aramama endişesiyle ve hukuk tecelli etmeyeceği kaygısıyla karşı karşıyadır. Görevi keyfiliğe dönüşen ve hukukun tecellisinin önünde büyük bir set gibi duran o hal komisyonu gecikmeksizin lağvedilmelidir. Değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, evrensel hukukun insan hakları ilkelerinin tarafı olduğumuz sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyen bir başka kurum ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumudur. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun görev tanımında özgürlüklerinden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlerde haberli habersiz incelemeler yapmak, ihlaller varsa bunları tespit ederek raporlaştırmak, kamuoyuyla paylaşmak, ceza ve tutuk evlerinde de benzer bir çalışmayı yürütmektir. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Mart 2020'den bu yana cezaevlerinde hiçbir inceleme yapmamıştır. Gelen başvurularının neredeyse tamamını yerinde inceleme yapmaksızın dayanaktan yoksun kararıyla sonuçlandırmıştır. Ekim ayında 15 başvurudan sadece birinde ihlal kararı vermiş. Bu ihlal kararına muhalefet şerhi koyan bir üyenin Muhalefe şerhi de akıllara zarardır. İhlal kararı vermek güzide kurumlarımıza haksızlık olur. Yani yasal görevlerini yerine getirmeyen, özgürlükten mahrum bırakılanların hak ihlallerini yerinde incelemeyen, hak ihlali olarak karar vermeyi güzide kurumlara haksızlık olarak değerlendiren bu anlayışa dur demek iktidarın görevidir. Tüm bu suskunluk, hareketsizlik, yok sayma devam ederken Cezaevlerinde sistematik insan hakları ihlalleri katlanarak devam etmektedir. Geçen hafta gündemimize bir başka insan hakları ihlalleri daha oturmuştur. Çıplak arama mevzusu. Açık ve net olarak ifade ediyoruz ki çıplak arama insan hakları ihlalidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Sayın Özlem Zengin, ben Türkiye'de çıplak aramı olduğuna asla inanmıyorum. Yok böyle bir şey açıklaması üzerine sosyal medya ağlarında özellikle kadınlar kameraların karşısına geçmiş, boğazları düğüm düğüm yaşadıklarını bir kez daha anlatmak zorunda kalmışlar. İşte ikinci bir travma yaşayarak bu da tam bir hak ihlalini ortaya çıkarmış kadının beyanı esastır derken aslında bizler tam da bunu ifade etmekteyiz. Bir iddia varsa araştırılmalı, sorumlular bulunup cezalandırılmalıdır. Suçla işkenceyle mücadele ancak böyle mümkündür. İnanıp inanmama lüksüne göre değil. Gezi'de sembol isimlerden mücella yapıcı 60 yaşında. 60 yaşındaki bir kadın çıplak arandığına ilişkin yaşadıklarını özlem zengine ispat etme mükellefi mi vardır? Ne münasebet? Değerli gazeteci Müesser Yıldız durdum durdum bekledim ve yazdım. Çıplak aramanın tanığıyım dedi. 2016 yılında Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon çalışmaları sırasında çıplak arama vardır dedi. Değerli basın mensupları komisyon tutanakları burada ve bu tutanaklarda ceza ve tevkif evleri genel müdürünün çıplak aramanın varlığını ifade ettiği açıkça yazılıdır. Yine Mart 6 Nisan 2006'da çıkartılan tüzük Madde 46 çıplak aramayı tarif etmektedir. Yine 28 Mart 2020 Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve 29 Mart 2020'de yürürlüğe giren çıplak aramanın nasıl yapılacağını madde madde, fıkra fıkra sıralayan yönetmelik. Ben şimdi buradan sormak istiyorum. Kadınlara inanmıyorsunuz. Yazanlara, anlatanlara, konuşanlara, mektuplara inanmıyorsunuz. Kendi genel müdürünüze, kendi bakanlıklarınıza ve kendi çıkardığınız tüzük ve yönetmelikten bir haber bunlara da mı inanmıyorsunuz? İnkarcılıkla, güvenlikçi politika anlayışıyla, soruşturmalarla gerçeğin üzerine örtmek mümkün değildir. İnsan hakları ihlali olarak kabul edilen Çıprak aramanın olmadığına da bu şekilde milletimizi ikna edemezsiniz. Çıplak arama konusunda araştırılması, iddiaların incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin bir önerge sundum. Gelin o zaman bu önergeyi kabul edelim ve mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin temsilcileriyle çıplak arama iddialarını yerinde araştıralım ve gerçek ortaya çıksın. Bu ülkelerde, bu ülkede kutuplaşma son bulsun. İhlallerin yerine yerine evrensel insan hakları, ilke ve değerlerin hakim olduğu demokrasi kültürü alsın. Biz bunun için mücadele etmeye hazırız ve varız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun. Efendim, CNN Türk Televizyonu Mustafa Berber, ee, özellikle şunu sormak istiyorum. Konya İl Başkanı hakkında e, bir taciz iddiası gündeme gelmişti. Siz de e, bu konuyu araştırma komisyonunun başındaydınız. Evet. Geçtiğimiz günde Parti Sözcüsü Faik Öztürak e, raporun hazırlandığını bir iki gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti. Acaba o rapor nasıl netleşti mi? E, son durum nedir? Ve İl Başkanı hakkında partinizde bir... E, karar alınmış mıdır? Bunu sormak istiyorum. Konya İl Başkanımız hakkındaki iddialar genel merkezimize ulaştıktan hemen bir gün sonra Sayın Genel Başkanımız tarafından bir heyet görevlendirilmiş. İl Başkanı geçici olarak görevden el çektirilmiş ve Konya'da olaya dahil olan, mağdur olduğu iddia edilen ya da olaya görgü tanığı olarak varlığı ifade edilen tüm katılımcılarla ya da olayın dahil olan kişilerle hem ses kaydı hem tutanaklarla beyanları alınmış hazırlanan raporda düzenlederek Sayın Genel Başkanımıza sunulmuştur rapor ile ilgili değerlendirme yapılacak ve birkaç gün içerisinde de sonuçları sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda raporun değerlendirilmesi yapılıp açıklama yetkililerce yapılacaktır. Bu konuda rapor içeriği konusunda henüz bir açıklama yapılmadan benim burada içerik konusunda bilgi vermem de doğru değil arkadaşlar. Evet başka sorum var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.